Herkese merhaba. Yeni bir Gelecek Geliyor programıyla karşınızdayız. Konuğumuz Doktor Cem Duran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz girişimcilik mi diyelim, teknoparklar mı diyelim? Teknoparklar deyince otomatikman girişimciliği demiş oluyoruz aslında. Peki o zaman şöyle başlayalım. Önce sizi tanıyalım. Sizi tanıyalım, ona göre sorular soralım. Tamam. Buyurun. Ben Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ın genel müdürüyüm. Daha önce de Teknopark İstanbul'da ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta 7 sene kadar genel müdür yardımcılığı yaptım. Şimdi de Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'tayım. Aynı zamanda akademisyenim. Girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji yönetimi dersleri veriyorum. Bu konuda doktoram var. Şimdi de Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ta görev yapıyorum. Niye böyle bir kariyer seçtiniz? Ya ben Teknopark genel müdürü olayım mı dediniz? Teklif mi geldi? Böyle bir kariyer... Türkiye'de kaç tane Teknopark genel müdürü olabilir? 101. 101 rakam belli olduğu için rahat konuşuyorum. 101 tane mi olduk? Evet, Teknoparkların sayısı 101'e ulaştı. Aktiflerin sayısı 90'larda. Tahmin ediyorum 90 tane genel müdür var Boğaziçi. Aktif olmayan Teknopark olur yani mu? Yani alan ilan ediliyor. Cumhurbaşkanımız ilan ediliyor ama kurulması için 1 sene, 3 seneye kadar vakit var. Hani o kuruluş sürecini tamamlayamamış 10 kadar Teknopark olduğunu biliyorum. O yüzden rakamda tereddüt ederek konuştum. Aslında şöyle oluyor. Teknoparklar ta 2001'li yıllara kadar da yayınlıyorlar. Yani çok yeni değiller, çok eski değiller. Öyle olunca personel de, kalifiye eleman da bulmak zor. O yüzden üniversite çevresinde, üniversitelerde kurulduğu için teknoparklar genelde oralardan birilerine bakılır. Biraz böyle girişimcilik, biraz bu işlerden anlayan birilerine görev teklif edilir. Ben de Yıldız Teknik Üniversitesi'de öyle başladım. Akademisyen açıkçası. Bir insan genel müdürlükten anlar mı? Sanki akademisyen genel müdür olmaz gibi geliyor. Önyargılı mıyım? Yok, haklısınız. Hatta değil mi? Akademisyenler... Ben de öyle düşünürüm. Akademisyenlerin çünkü birinci işi hakikaten yazmak, anlatmak, araştırmak oluyor. Ama Teknopark yönetimi bir profesyonel bir yol rol. Çünkü orada 100-150 kişilik bir ekibi yönetiyorsunuz. Büyük bir bütçeyi yönetiyorsunuz. O yüzden aslında profesyonel bir başlığa ihtiyacınız var. O yüzden ben de kendimi önce profesyonel olarak genel müdür, Boğaziçi Teknopark genel müdür olarak tanımlıyorum. Akademisyenliğin biraz ikinci kademede şeyde geliyor. Öyle mi? Ha, önce akademisyen benim, değilsiniz. Benim için öyle değil, evet. Sizin eğitiminiz ne? Ben İTÜ'den işletme mühendisliğinden doktoralıyım. İTÜ'de ve Marmara'da iki tane işletme master'ım var. İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğinden de lisans derecem var. Doktorluk devam ediyor mu doktora? Doktorumu bitirdim. 2016 yılında doçentlik sürecindeyim hatta. Doçentlik başvurumu yaptım ama bunlar hepsi dediğim gibi biraz böyle hobi gibi süreç. Ders vermeyi sevdiğim için başlayan ama bir yandan da devam etti. Ama asıl işimiz, asıl şeyimiz bana sorarsanız ben Teknopark yöneticisiyim, girişimciyim, sonra akademisyenim. Peki o zaman nedir sorularıyla başlayalım. Teknopark nedir? Ve buna bağlı olarak da Teknopark Genel Müdürü ne iş yapar? Teknoparklar aslında 2001 yılında bir kanunla hayatımıza girdi. Kanun koyucu firmaları Ar-Ge yapmaya teşvik etmek için dünyadaki... Ar-Ge'yi açalım. Araştırma geliştirme kelimesini değerli seyircilerimiz Ar-Ge olarak kısaltıyoruz. Belki bu programda Ar-Ge lafını çok duyacaksınız. Araştırma geliştirme demek. Çok güzel bir kısaltma bu arada. Evet, Türkçe. Evet, İngilizce... Her zaman böyle olmaz değil mi? Evet. Her zaman Türkçe kelimeler kullanılmaz bu evrende diyelim. O yüzden Ar-Ge benim sevdiğim bir kelime. Ya da içselleştiremeyiz. Yani bir kelime bulunuyor ama biz kullanmayı sevmiyoruz, hayatımıza sokmuyoruz. Ar-Ge onlardan biri değil. Ar-Ge güzel bir Türkçe kelime oldu. Yenilikçilik, inovasyon karşılığı onu çok kullanmıyoruz. İnovasyon hala kullanılıyor. Ben orada biraz sıkıntı yaşarım. Ar-Ge yapan firmalara, inovasyon yapan, yenilikçilik yapan firmalara kanun koyucu diyor ki bunun karşılığında ben size bir takım vergi avantajları sağlayacağım. Ar-Ge yapıyorsunuz madem, personelinizden, gelir verginizden, kurumlar verginizden bir takım avantajlar sağlayacağım diyor. 2001 yılında hayatımıza giriyor teknopark kavramı. Ama teknopark, teknokent bunlar farklı farklı kullanımları var. Asıl şeyi teknoloji geliştirme bölgesi, kanundaki ismi teknoloji geliştirme yani bölgeleri bunlar. Yani devlet diyor ki siz bu bölgede toplanın, işbirliği içinde olun. Doğru mu? Evet. Ve biz de size bazı avantajlar sağlayalım. Arkanıza da bir üniversite alın. Evet. Teknoparkın olmazsa olmazı mı? Evet, Teknopark üniversite yoksa Teknopark da yok. Evet. Dolayısıyla biz 101 Teknopark'tan bahsediyorsak 101 üniversiteden bahsediyoruz. Doğru mu? Doğru. Bir üniversitenin birden fazla Teknopark'ı olabiliyor mu? Olabilir. O zaman hiçbir sakınca yok. Anladım. Okey.
kanun koyucu diyor ki Ar-Ge yaparsan ve ben bunu Teknopark yönetici şirketleri üzerinden denetleyeceğim. Aslında Teknopark Genel Müdürlüğü ne iş yapar dediniz ya firmalar, hı hı. Teknopark yönetici şirketleri. Biz bunu yapıyoruz. Yani devlet Ar-Ge yapmalarını, yaptıklarını, yapmadıklarını, o projenin Ar-Ge olup olmadığını Teknoparklar eliyle kontrol eder. Okay. Bize orada görev düşüyor. Peki, bir şeyin, bir çalışmanın Ar-Ge olduğunun kriteri nedir? Ben Ar-Ge yapıyorum derim de evet. Devlet der ki bana hayır sen Ar-Ge yapmıyorsun. Evet. Nasıl anlaşacağız? Nedir? Yine kanun bunu çizmiş. Diyor ki iki tane akademisyen bir tane de sektör temsilcisine bu projenin Ar-Ge olup olmadığını soracaksın. Akademisyen ve sektör temsilcisi 3 kişinin iki tanesi derse ki evet bu bir Ar-Ge'dir sen bunu Ar-Ge muamelesi yapabilirsin, Ar-Ge işlemi yapabilirsin. Peki der. Bunu anladım. Devlet böyle test ediyor. Evet. Tam devletin evet. tavrı doğru. Peki Ar-Ge nedir? Ben... Kim Ar-Ge yapabilir? Ar-Ge'nin niteliği nedir? Yani gelen akademisyen neye bakıyor? O nasıl karar veriyor? Orada baktığı şey şu aslında. Siz diyorsunuz ki ben bir Ar-Ge projesi geliştireceğim. 18 ayda geliştireceğim, 12 ayda geliştireceğim. Şu kadar personelle geliştireceğim. Ar-Ge'nin konusu bu, pazarı bu, ihtiyacı bu. Aslında tamamına bakıyor. Yani mesela siz 2 kişi koydunuz projeye ama çok büyük bir proje yapmak istiyorsunuz. Bunun yapılamayacağını söylüyor. Bu proje bu ihtimalle yapılamaz. Ya da ben felsefesini soruyorum aslında. Yani Ar-Ge dediğimiz Ar-Ge yapılan ürün bizim hayatımızı kolaylaştırmak üzere mi bir ürün geliştiriyorlar? Nedir o? Aslında orada bir teknoloji geliştiriliyor bir oldu. Ha, teknoloji. Evet. Tamam. Bir teknoloji geliştiriyorsak evet. o bizim zaten hayatımızı kolaylaştırmak içindir. Her zaman öyle olmuyor malumunuz. Bir teknoloji gelişiyor ama pazara ulaşamıyor. Yani pazara çıkmada bazen problemler ama yaşıyor. Ama yok. Hedefi o tabii, olmalı. Tabii maksadımız değil mi? O. Tabii. Hedefimiz insanın hayatını kolaylaştırmak, tabii. dünyayı daha güzel bir tabii. yer haline getirmek. Sonra teknolojilerin felsefesi bu tabii, olabilir. Tabii. Amacı bu olabilir. Tabii daha kaliteli, daha ekonomik, daha sürdürülebilir bir ürün, hizmet geliştirmek. Sadece ürün de olmak zorunda değil bu. Bununla ilgili çok da çalışmalar var. Yani kılavuzlar da var. Neyin Ar-Ge olduğunu, neyin olmadığını gösteren büyük kılavuzlar var. Oslo kılavuzu dediğimiz yine Avrupa Birliği'nde kullanılan bir kılavuz öyle var. Öyle mi? Ha, evet. İşte asıl onu evet. sordum orada ben. Orada da tanımlıyor ama biz oraya açıp bakmıyoruz. Yani bizim hakemlerimiz, şeylerimiz oraya bakmaz. Bizim baktığımız daha çok biz iki kişi sizle bir projeye başladık. Siz bilgisayar mühendisiniz, ben yazılım mühendisiyim ama bir malzeme çalışacağız. Bu arkadaşlar bu projeyi yapamazlar. Daha değiştirsinler, başka bir şey dersinler gibi bakar Teknopark daha çok. Aylık olarak da bunun raporlamasını ister. Sizin gerçekten Ar-Ge yapıp yapmadığınızı, bu projeyi ilerletip ilerlemenizi kontrol eder. Yönetici şirketlerin yaptığı iş budur. Ama gerçek manada bunların yüzde kaçı ürüne ulaşıyor dediğiniz zaman aslında dünyadaki en büyük problemlerden biri bu ticarileşme dediğimiz şey. Yani bir teknoloji geliştiriyorsunuz ama hayattaki karşılığını bulma noktasında problemler yaşıyor. Bütün dünya yaşıyor. Bir patent geliştiriyorsunuz ama patentlerin kaç tanesi ürüne dönüşüyor derseniz tartışma konusu. Burada sorunlar yaşanabilir. Patent nedir? Patentte... Ya bu programa... Biz daha nedir soruları soracağız. Patent hep duyarız. Patent. Evet. Türkiye'de şu kadar patent başvurusu var. Şu kadarı kabul. Nedir patent? Aslında bir yenilik bunu fikri. Bunu açalım. Tabii. Bu güzel bir konu. Yenilik fikri yani bir teknoloji barındıran bir yenilik fikri. Eğer bir yenilik fikriniz varsa yeni bir şey yaklaşıyorsa ve içinde teknoloji barındırıyorsa birkaç tane alt kuralı var. Yeni ise yani bir yenilik barındırmasının adı yeni ise bunu patentleyebiliyorsunuz. Patent haklarını nasıl yapıyorum? Bunu... Diyelim ki benim çok güzel bir fikrim var ve bunun fikri mülkiyetine evet, sahip olmak. Benim bu. Evet. Kimse benden başka kimse bunu kullanamaz. Evet. Değil mi? Evet. Ne yapacağım? Bunun için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruyorsunuz. Tamam. Bunun için bir dosya hazırlayıp kendiniz de başvurabileceğiniz gibi patent firmaları üzerinden. Nasıl başvuruluyor? E-Devlet üzerinden evet, mi yoksa E-Devlet online üzerinden çünkü dijital bizim, olarak. Bizi izleyen fikri olan daha bu işlerin başında evet. olan arkadaşlarımız olabilir. Genç kardeşlerimiz olabilir. Yöntem bu. Tabii ama önce patente mi başvurması gerekir? Evet. Şöyle bir firmayla çalışmalarını öneririm. Çünkü onlar çok tecrübeli. Patentler reddedilir. Yani bir patente başvurursunuz 3 sene onlar değerlendirilir Türk Patent Enstitüsü tarafından. 3 sene sonra tescil alırsınız ya da almazsınız. Ya ne zor işmiş. Ar-Ge yapıyorum diyorum. Akademisyenlerin evet. onaylaması lazım evet. benim Ar-Ge'mi. Sen Ar-Ge yapıyorsun evet. ya da yapmıyorsun. Patente başvuracağım. Kriterler var. Ama, kriterler dünyası bu. Ama şöyle onu sizden önce başka biri yapmış olabilir. Size haklarını veriyorlar. Onu okay. ticari olarak size kullanma hakkını veriyorlar. Ve çok değerli bir şey. Eğer gerçekten pazarda karşılığı olan bir şeyse bu size ciddi bir gelir elde edebilirsiniz. O yüzden bunun dünyada benzeri var mı? Türkiye'de var mı? Yapılmış mı? Bu hak gerçekten sizin hakkınız mı? Bu fikir ilk başta sizin aklınıza mı geldi? Buna bakması gerekiyor peki, aslında. Peki notere giderim.
yeterli değil mi? Notere giderim, derim ki bu benim aklıma geldi. O sizi şeyde korumaz. Bunu Türk Patent Enstitüsü üzerinden yapılıyor. Biz 1994 yılında aslında buna geçmişiz. Dünya 1900'lerin başında beri patenti konuşuyor. Patentle ilgili de şöyle bir algı vardır Türkiye'de maalesef yıkamadığımız. Yani biz ben patent alırım ama etrafından dolaşılır. Başkaları benim fikrimi kullanır var. Dünyada bu çok sıkı korunuyor tahmin edeceğiniz üzere. Türkiye'de de 94'te biz çok yeni başladık patent işlerine. O yüzden başvurularımız da patent sayılarımız da görece olarak çok az dünyaya göre. Peki onu anlatsanıza. İstatistikler ne diyor? Türkiye ne durumda patent başvurularında? Düşük. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne Amerika 50 bin tane başvuruyu Avrupa'da tescil ettirirken biz 500 tane ettiriyoruz. Yani bu bir de ülke ülke değişiktir bu. Siz Türkiye'de aldığınız zaman patenti dünyada korumaz. Ha, onu Avrupa'da, soracaktım. Amerika'da, Japonya'da her yerde ayrı almam gerekiyor. Ve ciddi bir maliyettir. Yani eğer bireysel bir girişimciyseniz Türkiye'deki rakamlarını söylememde bir sakınca yok tahmin ediyorum. Söyleyin, 10 bin lira civarında patent başvurusu yapabilirsiniz firmalar üzerinden tahmin ederim. Bireysel olarak başvursanız çok daha ucuz olur. Ama dünyaya açıldığınız zaman tam rakamları bilmemekle bile 500 bin lira civarında bir maliyeti karşılayacağınızı tahmin ediyorum. Bütün dünyada eğer o patentinizi korumak isterseniz. Yani değerli seyircilerimiz şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Bir fikrim var ve bu fikrin bana ait olduğunu tescil ettirmek için bile paraya ihtiyacınız var. Tabii. Çünkü onun arkasında çalışan bir grup var tahmin edeceğiniz üzere. Yani sizin verdiğiniz dokümanı inceleyecekler, bakacaklar, araştıracaklar ve evet bu tescillenebilir diyecekler. Noter başvurusu şuna yarar sadece. Notere gidip o an için beyanınızı noter onaylar ama daha önce sizden önce bir kişinin bunu bulduğunu noterin konusu değildir. Değil. Aynen öyle. Noter o anda evet bu saatte, bu tarihte bana böyle bir beyan geldi diye noter onu onaylayabilir. Doğru. O sizin olduğu anlamına gelmez. Evet. Bir de şu var. Bir makale yazdınız. Onu bütün halka açtınız o konuyu. Onu sonra tescil ettiremezsiniz. Onun bir süresi var. Bir sene. Yani ben yeni bir teknolojiden bir makalede, bir köşede, şu programda bahsettim. Ondan sonra artık onu herkese açtığım için onu ben kendime ait koruyamıyorum. Türkiye'de bildiğim kadarıyla o süre bir sene. Bir sene içerisinde tescil ettirme hakkım var. Dünya daha sıkı bu konuda. Ben zaman zaman bu programda böyle aklıma bir şey geliyor konuşurken onu söylüyorum. Diyorum ki hatta genç arkadaşlar şöyle bir şey yapsa ne güzel olur. Evet. O artık benim fikrim değil. Çünkü programda söylediğim için değil mi? Evet. Yani onun için size bir sene hak veriyorlar. Bir makale yazdınız. Bir makalede bu teknolojiden bahsettiniz. Yeni bir teknolojiden anlattınız. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir seneydi. Onu hakkınız var ama bir yerde açıklayıp üzerinden zaman geçtikten sonra artık bu benim deme şeyini kaybediyorsunuz. Patent tarafında böyle. Patent almak çok kolay bir şey değil. Çünkü muhtemelen düşündüğünüz şeyi birileri düşünmüş oluyorlar, yapmış oluyorlar dünyada. Böyle olunca yani patentlenebilir bir konu bulmak zor. Üniversiteler bu konuda çok motivasyonu yüksek. Çünkü sıralamalarda patent tescili anlamlı bir hale geldi. Ve fakat ticaretleşme noktasına bakarsanız patent sayıları 1000, ticaretleşen ürün 2 tane. Peki bu patentten ilerleyelim biraz. Olur. Çünkü pratik bir konu bu. Benim bir fikrim var. Patent Enstitüsü'ne başvurdum. Ne kadar sürede bana oluyor ya da olmuyor diyorlar. Onların bir bekleme süreleri olması gerekiyor değil mi? Evet, evet. Yani hemen de reddedebiliyorlar. Eğer dosyanızda eksikler varsa, beğenmedikleri bir şey varsa. Ama incelemeyi aldıktan sonra o 2-3 sene kadar sürüyor. Ama o patentin haklarını, tescil numarası sizde oluyor. O sürede de kullanabiliyorsunuz. Ama tescillenip tescillenmediği tamamen sizin olduğu 2-3 sene kadar sürebilir. Başvuru tarihiniz geçerlidir orada. Peki alenileşmek ne demektir? Alenileşmek. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben diyelim ki eskiden çocuklar duymasın diye bir dizi yaptım. Ama patente başvurmadım. Fakat Türkiye'de herkes biliyor ki işte biz yaptık onu. Ben ve arkadaşlarım. Bunun için patente başvurmak zorunda mıyım? Herkes biliyor. Türkiye'de. Orada patent yok aslında. Fikri mülkiyet hakları dediğimiz geniş bir kavram bu. Sizin orada yani fikri mülkiyet hakları yanında marka tescilinden bahsediyorum. Marka tescili yani işte çocuklar duymasın markasını tescil ettirmek başka bir şey. Onun haklarını o senaryonun size ait olduğunu saklamak başka bir şey. Türkiye'de 70 sene bu. Siz 70 sene teliften bahsediyorsunuz. Telif hakları öyle. Patent dediğimiz fikri mülkiyet ben hakları. Ben öldükten sonra 70 sene. Evet 70 sene onun şeyi. O yüzden mesela çok sorarlar bana niye klasikler çok satılır. Türkiye'de çok klasikler satılır ve ucuza satılır. Bunun sebebi telif hakkının olmaması. Aynısı Sebahattin Ali'de oldu. Evet, Kürk Mantolu, evet. Madonna. Herkes bastı değil mi? Yani tescilin düştüğü ay bakmıştım. Yalan olmasın Birol Bey. 23 tane yayın evi basmıştı. Yani. O ay. Evet. Düşer düşmez. Şu anda 123 tane yayın evi basıyordur. Değişik versiyonlarda basıyorlar. Ama tescilin klasiklerde düşmesi. Tercüme sorunu da var. Tabii. Sadece hani o yazardan değil tabii, bir tabii. De tercümanın da
ölmesi lazım. Neyse bu evet, konu. Klasikler çok karşımıza çıkıyor ya bütün kitapçılarda, evet, üniversitelerde. Onun sebebi o. Bunların hepsi de telif haklarına, fikri mülkiyet haklarına dayanıyor. Patent de bunların bir başlığı. Peki, tamam. İyi bir giriş oldu. Bu en önemli şey aslında patent. Bir fikrimiz evet, varsa bu ülke olarak patentini de alırsak tamam, önümüz açılıyor. O zaman biraz girişimcilik konuşalım. Şöyle konuşalım. Varsayalım bizi girişimci arkadaşlar izliyor. Evet. Fikirleri var. Patenti biraz konuşmuş tamam, olduk. Nasıl ilerliyor bu dünya? Bu kuluçka merkezleri nedir? Teknoparklar girişimcilik anlamında ne işe yarar falan. Böyle siz bir çerçeve çizin. Tabii. Teknoparklar dediğim gibi Ar-Ge firmalarına değişik muafiyetler veriyor ama teknoparklara kanun koyucu diyor ki aynı zamanda girişimcilere de bir takım destekler sunmak zorundasın. Yine kanunla koyulan bir şey. Yani biz teknoparklar firmalardan kira alıyor, muafiyet kazanmasına müsaade ediyor ama belirli bir alanında girişimcilere ayırmak zorunda. Girişimciler oraya başvursun, fikirlerini geliştirsinler. Bunlara ofis verelim, elektrik suyunu karşılayalım, internetini karşılayalım, mentörlük yapalım diye. Yani girişimcilik çok değerli bir şey. Evet. Bütün ülkelerde evet, çok değerli, Türkiye'de de çok değerli. Evet. Belki Türkiye'de daha da değerli. Biz biraz bu işlerde geriden gelen bir ülkeyiz. Evet. Açığı kapatmak zorundayız. O yüzden devlet çok büyük destekler evet, veriyor bildiğim kadarıyla evet, değil mi? Evet. Onlardan da bahsedelim lütfen. Şuradan girmek isterim sözle sizin başladığınız yerden. Bütün dünyanın dikkatini dediniz ya, bunun sebebi şu. Ülkelerin ekonomik kalkınması önündeki en önemli şeylerden biri girişimciliğin önünü açmak. Özellikle teknoloji tabanlı girişimciliği. Yani bununla ilgili makaleler var, çalışmalar var. Eğer teknoloji tabanlı girişimcinin sayısı fazlaysa ülkelerin ekonomik kalkınmışlığı artıyor. Bu çok net. O yüzden özellikle son 20 senedir Türkiye'de girişimci çok konuşuluyor. Her ülkemizin, kamu kuruluşlarının, özel sektörün odağında. Şimdi burada konuşuyoruz. Çünkü girişimcinin sayısını arttırmak, başarısını arttırmak ülkenin ekonomisini geliştiren bir şey. Tabii. İstihdam da yaratıyor. Evet, istihdam yaratıyor, ihracat yaratıyor. İşte son zamanlarda belki de işsizliğin çözümü evet, girişimcilik. Yani son zamanlarda çıkan hepimizin kullandığı alışveriş siteleri var. Onlar 12 milyar dolarla değerlendi. Gelmeden önce baktım yanlış olmasın diye. Türk Hava Yolları değerlemesiyle aynı neredeyse. Kaç senelik kurumuyla aynı. Size bir şey söyleyeyim. Ben teknolojinin özellikle dijital teknolojilerin istihdamı çok arttırdığını düşünüyorum. Hı. Bizim sektörümüzden giderek dijitalleşiyoruz ama çalışan kişi sayısı da giderek artıyor. Evet. O kadar büyük gelişmeler oluyor ki daha çok insana ihtiyaç duymaya tabii, başladık. Mesela eskiden bir kamera kiralardık, kamera gelirdi. Yanında bir kamera asistanı gelirdi. Hı. Şimdi 3 asistan geliyor, 4 asistan geliyor. Çünkü kamera çok acayip bir evet, kamera oluyor. O birisi başka bir görevi oluyor. Yani ben dijital teknolojilerin de istihdamı arttırdığını düşünüyorum. Tam tersine. Hani insanları işsiz tabii, bırakacak tabii, diye korkuyoruz ya. Hiç öyle bir endişe olduğunu düşünmüyorum ben aslında. Biz nerede kimle otursak bu son zamanlarda Ar-Ge firmalarının hepsi kalifiye personel, Ar-Ge mühendisi, tabii, yazılımcı tabii, sıkıntısı. Biz başka bir şey konuşmaz hale geldik. Çünkü öyle mi? Teknoparklarda 100 bin tane Ar-Ge mühendisi çalışıyor. 101 teknoparkta 100 binlere ulaştı. 10 bin firmada 100 bin Ar-Ge mühendisi çalışıyor. Ar-Ge mühendisi ne demek? Ar-Ge yapan aslında yazılım personel bunlar. Bunun eğitimleri ne bunların? Eğitimlerin yazılımcı olması, bilgisayar elektronik mühendisi olması ya da bir sertifika almış olması gerekiyor bunların. Sertifikaları gibi, açalım. Evet. Tam bizim konumuz. İlle mühendis olmak zorunda değiliz. Evet. Mühendis olmak zor abi. Az insan mühendis evet, oluyor. Ama bizim çok kolay alabileceğimiz sertifikalar var. Evet. Onları bir anlatsanıza. Tabii şöyle dediğim gibi yine Teknopark Kanunu'nda bu muafiyeti alabilmek için bilişim personeli olmanız gerekiyor. Bu da üniversitenin belli bölümleriyle tanımlanmış ama yeterli değil elbette söylediğiniz sebepten. Eğer kişi kendini geliştirdiyse, lise mezunu olsa dahi bir takım sertifikalar aldıysa bunu dijital platformlar üzerinden de yapabilir. Üniversitelerin de sürekli eğitim merkezleri üzerinden ya da yine belediyelerin geçerli yaptığı. Geçerli olması lazım. Tabii geçerli, onaylayan birinin olması lazım. Üniversiteden alması daha tercihsiz. E-Devlet üzerinde var mı sertifika programları? Ben öyle bir şey duydum. Ben de duydum ama hakim olduğum şey değil. Ben de öyle biliyorum. Değerli seyircilerimiz, bu sertifika konusu çok önemli. Evet. Arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız ya da ilgilenenler E-Devlet'teki eğitim evet, portallarını da incelesinler. Orada çok güzel sertifika programları olabilir hem de ücretsiz. Tabii web tabanlı da çok artık yayıldı onlar biliyorsunuz. Türkiye'den çıkan, büyüyen, dünyaya açılan çok büyük de bir örneğimiz var şimdi ismini ama orada onu, şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani geçerli sertifika tabii, almakta yarar var Teknopark, Ar-Ge tarafında iş bulabilmek için. Evet.
firmaya girip muafiyet alabilmek için. Yani çok belirli bir şeyin üzerinde, standartın üzerinde olması lazım. Yine yönetici şirketlere burada daha geniş bir alan verilmiş. Biz değerlendiriyoruz onu ama hepsini de kabul etmiyoruz elbette. Bunu sertifikalarla bunu sağladığınız zaman Ar-Ge bilişim personeli olabiliyorsunuz. Ve %100 de uzaktan çalışma veriliyor. Bize en çok eleştirilen şeylerden biri buydu. Teknoparklar, inovasyon yapan yerler, niye siz bizi dört duvarın arasına sıkıştırıyorsunuz? Sabahleyin kart bastırıyorsunuz, akşam kart o bastırıyorsunuz. O değişti galiba. Derler. Evet. Pandemiyle beraber şimdi %100 uzaktan çalışma bilişim personeline verildi. Diğerleri için %75. Evet. Tasarım tarafında %70. Evet. 75 mi dediniz? Bilişim personeli %100. Diğer destek personeli dediğimiz kısımda %75 dışarıda çalışmaya izin verildi. Bu müthiş bir karar. Tabii. Çok iyi bir karar. Evet. Yani 2024 sonuna kadar uzatıldı. Yani değerli seyircilerimiz, bu konuda ısrar etmemizin bir nedeni var. Bu gerçekten burada istihdam fırsatları var. Yani iş arayan arkadaşlarımız öyle. Çok kolaylıkla, değil mi? Tabii. Teknoparklarda tabii. Ya da tasarım şirketlerinde Ar-Ge çok merkezlerde. Kolaylıkla iş bulabilirler. Çünkü bu şirketler belli bir sayıda personel çalıştırmak zorunda. Tabii. Doğru mu? Çalıştırdığı personel üzerinden zaten muafiyet ve gelir teşviki aldığı için ve SGK'sına tam gösterdiği durumda daha çok aldığı için. Yani malumunuz böyle bir Türkiye'nin de problemi var ya, personelin maaşını tam gösterme. Ne kadar tam gösterirseniz o kadar muafiyet alıyorsunuz aslında. Ve teknoparkların sayısı 101 olunca Anadolu'ya da çok yayılmış oldu. Yani kendi bölgesinde de bizi izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Teknopark'ta bir iş fırsatı oldu. Oradaki firmaların hakikaten kendini geliştirmiş arkadaşları ya da bu konuda çalışan arkadaşlara ihtiyaç duyduğunu bilmesi gerekir. Evet, çok güzel istihdam fırsatları var burada. Hem de çok da uzak bir hedef değil. Yani bir sertifika programıyla buralarda iş bulunabilir. Tamam. Peki ben hala sizin ne iş yaptığınızı anlamadım. Genel müdürlük, evet. Teknopark müdürlüğü bunun neresinde? Neyi kontrol ediyorsunuz siz? Biz firmaların... Çünkü asıl kontrol Teknoloji Bakanlığı'nda. Doğru mu? Onu bize veriyor. Teknoloji Bakanlığı bu kontrolü öyle bize mi? Aktarmış oluyor. Yani firma bize başvurduğu zaman onu 3 tane akademisine yollayan biziz. Görüşlerini alıp... Öyle mi? Evet, onu bilmiyordum. Vergi dairelerine yazıları yazan, bu firma Ar-Ge yapıyor, bunlardan daha az vergi alan diyen biziz. Aylık raporlarını inceleyen, onaylayan biziz. Yani sizin çok yetkiniz varmış ya. Bakanlık bize veriyor. Programı yeniden mi başlatalım? Tamam, buyurun, yetkilerinizi de anlatın. Yani Teknopark yönetici şirketlerinin işi bu. Aslında bir şirket yönetmenin yanında, yani bir finanslı, bir muhasebesi, bir idare işleri olan bir birimin yanında asıl farkı, ayrılan kısmı benim diğer yöneticilerden. Biz aynı zamanda Ar-Ge'yi de denetleyen, yöneten, kontrol eden birimiz. Onların raporlarını biz onaylıyoruz. Farkımız buradan geliyor. Teknopark'ta çalışmak isteyen bir kişi firma kurmak zorunda, değil mi? Evet. Firmayı kuruyor, size başvuruyor. Evet. Sizden bir ofis kiralıyor. Oralara... Önce projesi geçiyor. Şöyle. Onları anlatsanız, süreci anlatalım. Ben Teknopark'ta bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Şöyle, bir firmanız olacak. Girişimci kısmını anlatmıyorum. Ar-Ge firmasını anlatıyorum. Onu da anlatırım isterseniz. Anlatın. Önce bize başvuruyorsunuz Ar-Ge firması olarak. Bir portal üzerinden bir dijital form dolduruyorsunuz. Ben bu projeyi yapacağım. Mesela bu kalemin... Mutlaka projeniz olması gerekiyor. Ben gidip orada dükkan açacağım diyemiyorsunuz. Diyemezsiniz. Anladım. Bir projeniz olacak. Bunu ayrıntılı bir formla dolduracaksınız. Bunu bazı... Projenin sınırları var mı? Yani... Ar-Ge yazılım, tasarım. Tasarım da mesela bir mimari ofisleriniz, tasarım yapıyorsanız da buna da muafiyet alabiliyorsunuz. Ar-Ge ya da yazılım yapıyorsanız da alabiliyorsunuz. Bunu bize dijital olarak başvuru yaparsınız. 3 tane hakeme yollarız bunu ya da bir arada toplarız, sizden dinleriz. Teknoparkların yaklaşımı değişiyor burada. Genelde üniversite olduğu için üniversitenin 2 tane akademisyenine bu proje gider, ilgili akademisyenine gider. Onlardan görüş istenir. Dışarıdan da bir sektör temsilcisine, yani bu işe benzer bir işi yapan bir profesyonele, ya bu proje geldi, akademisyenin gözünden kaçan bir şey olabilir, ne dersin diye sorulur. Eğer onaylanırsa Ar-Ge projesi, firmaya bunu geldi. Yani bir devlet desteği var ama önce sınavı geçmek lazım. Tabii. Ya o çerçeveyi çizmesek... Yani sınavlardan kurtulmak mümkün değil. Tabii. Sınav hep sınav. Teknopark'ta da bir sınav var. Tamam, devam edelim. Çünkü o çerçeveyi çizmek lazım. Yok, çok haklısınız. Yoksa ben sadece yani aydınlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra biz proje geçtikten sonra yönetim kurullarında onaylanır. Genelde bu firmayı alıp almadığı kararı yönetim kurulu tarafından Teknopark'ın verilir. Sonra da firmaya yer gösterilir. Ne kadar istediğine bağlı olarak. Orada personel sayısına bağlı olarak. Mesela siz 10 kişiyle bir proje yapabilirsiniz. 100 metrekaresi de yeterlidir. Bir şey soracağım. Ben %100 uzaktan çalışabiliyor isem niye ben ofis tutmak zorundayım Teknopark'ta? Çünkü sadece Ar-Ge bilişim personeli değil, destek personeliniz de var.
tutmak zorunda kaldınız. Aslında orayı kullanmanız gerekiyor muafiyet almak için. Personelin de gelmesini teşvik de ediyoruz bu arada. Çünkü biz aslında Teknopark'ta da bir ekosistem kuruyoruz. Yani biz konuyu oraya getirelim. Orada bir işbirliği söz konusu. Teknopark kuruluş nedenlerinden bir tanesi de değişik beyinleri bir araya getirmek. Onu açalım mı biraz? Tabii. Yani şöyle, siz 100 metrekare bir ofisiniz var. Büyük bir şirketsiniz. Ar-Ge'nizi oraya taşıttınız ama yan tarafta başka bir şirket var. Ve onlar aynı yerde yemekliyorlar. Aynı atmosferde bulunuyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Teknopark yönetici şirketleri onların birbirle iş yapmasını teşvik eder. Girişimcilerin büyük firmalarla iş yapmasını teşvik eder. Yani biz Teknopark ekosistemini kurarken muafiyetler 2028 yılında kalkacak. Yani görüşmenin başından beri söylediğimiz teknoparkların sağladığı muafiyetler 2023'te 2025'e uzatıldı. 2025'te tahmin ediyorum uzatılır ama eğer bir aksilik olursa kalkacak. O yüzden teknoparklar bir ekosistem oluşturmaya çalışır. O firmaların birbiriyle temas halinde olduğu, orada olmaktan mutlu oldukları, çalışmaktan, yaşamaktan. Düşünün 10 bin kişilik bir şirket, çok büyük, ayrı bir yerde plazada çalışıyor ama 100 kişilik bir Ar-Ge ekibi teknoparkta çalışıyor. Yanındaki başka bir mühendisten etkileniyor. Onun problemini başkası çözüyor. Çünkü ihtiyaç genelde öyle tedarikçilerle çalışıyorsunuz. Benzer insanlar bir araya geliyor. Evet. Ve gerçekten bu sonuç doğurur. Evet, konservatuar doğurur gibi. Anladım. Peki neydi kriter? Kriteri geçti. Evet. Bir ofis tuttu. Evet. Metrekaresini siz belirlediniz. Çalışacak kişiye göre metrekaresini biz belirledik. Ona göre yerimiz varsa yer gösterdik. Sözleşmesini yaptık. Tuttu. Gelip ondan sonra çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başladıktan sonra ay sonunda bize raporlarını iletiyor dijital olarak. Biz de onayladıktan sonra muafiyetini almaya başlıyor devletten. Gelir, kurumlar vergisi, gelir vergisi, SGK personeli gelirse, KDV muafiyeti gibi 7-8 kalemde muafiyet alırlar. Fikir versin diye izleyicilerimize söyleyeyim. Teknoparklar bugüne kadar 185 milyar TL vergi muafiyetinden yararlanmış. Teknopark firmaları. Yani 185 milyar TL baktığınız zaman çok büyük, çok bir, ciddi bir rakam. 22 senelik bir süreçte 10 bin tane firmanın yararlandığı şey. Bir taraftan, diğer taraftan bakalım ama tek bunu da söylemiş olmayayım. 10 milyar dolar da ihracat yapmışlar bunlar aynı zamanda. Yanlış anlaşılmasın. Tabii. Çünkü çok önemli bir de değer üretiyorlar. Tabii. Ülke ekonomisine 10 milyar dolar ihracat katkısı bulmuş. Kendi içerisinde yine 200 milyara yakın bir satış rakamına ulaşmış. Aslında çıktıları da çok yüksek. Patent çıktıları var, fikri mülkiyet çıktıları var. 100 bin kişiye istihdam sağlamış. Aslında devletin verdiği bu muafiyet karşılığında kazandığımız şey çok artmış. Yine gelmeden önce bir rakama baktım. Ar-Ge'nin payı, Ar-Ge'ye ayrılan pay gayri safi milli hasılada 2000'li yılların başında %1'ken şimdi %1.30'lardayız. Yani bu teknopark ekosisteminin gelişmesi ülkenin de Ar-Ge'ye ayırdığı payı arttırmış. %0.5'lardan %0.5'lerden %1.3'lere çıkmışız. Dünya ortalaması 3'lerde. Eğer iyi bir şeyler yapmak istiyorsak Ar-Ge konusunda söz sahibi, bunu 3'ün üstüne taşımamız gerekiyor. Tamam. Şimdi siz biraz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çalışmalardan bahsedin. Olur. Orada neler oluyor? Boğaziçi Üniversitesi'nin bir teknoparkı var. Ana kampüsümüzde Rumeli Hisarı'nda 14 yıllık bir teknopark. Orayı şimdi alan genişlemesiyle beraber 30 bin metrekarelik çok güzel kampüsün içerisinde üniversite akademisyenleriyle öğrenciler işbirliği yapacak bir hale çevireceğiz. Bir de ayrıca birkaç ay önce Kandilli kampüsümüzde de bir yeni teknopark ilanı gerçekleşti. Orada da ufak bir alanda 1000 metrekarede şimdi hemen faaliyete başlıyoruz Mart ayı içerisinde. Firmaları da bekleriz başvuru yapmayı düşünenleri. Orada da 100 bin metrekare civarı bir teknopark açacağız. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin kendine yakışır bir teknoparkı yoktu bugüne kadar. Diğer üniversite, büyük üniversitelerin daha büyük alanları vardı. Biz de kısmetse üniversitemizde 100-150 bin metrekare ayarında bir teknoparkı kazandıracağız. Bununla beraber de aslında bir girişimcilik merkezi de kazanacak Boğaziçi Üniversitesi. İki teknoparkımızda da yine ciddi bir alanı girişimcilere ayırmayı düşünüyoruz. Peki üniversitede girişimcilik kulübü falan öğrenciler nasıl? Orada çalışmalar yapılıyor tabii, büyük tabii ihtimalle. Üniversitenin içerisinde bireysel olarak çalışmalar var. Bununla ilgili bir girişimcilik merkezimiz var. Onlar da çalışıyor. Ama muafiyet almak, işte o büyüyebilmek için bir teknoparka ihtiyacınız var. Teknoparklar bizim daha fazla hizmet sunmamız, imkan vermemiz lazım ki o girişimciyi kazanalım. Muafiyetler bunlardan biri ama böyle güzel çalışma ortamları, çay kahve, arkadaşlarıyla mentorluk yapabileceği, birbirine danışmanlık yapabileceği bir yapılar kuruyoruz. Diğer teknoparklarda buna benzer yapıları kurdular, büyütüyorlar. Biz de inşallah Boğaziçi Üniversitesi olarak bunlara sahip olacağız. Peki dünya ile karşılaştıralım mı? Dünyada bu işler nasıl oluyor? Türkiye'yi anladık. Türkiye'de güzel bir devlet desteği var. Biz dünyanın neresindeyiz? Atıyorum mesela Amerika'da bu işler nasıl oluyor? Ya, bir muadilimiz var mı orada?
Şöyle tam anlamıyla yok. Ben dünyada çok teknopark dolaştım. Amerika bu işlere 1950'lerde başlamış. Fransa 60'larda, 70'lerde, Almanya 1980'lerde başlamış. Dünyanın geri kalanı da 2000'lerde başlamış olsun bizimle beraber. Biz kapatırız arayı, sorun değil. Ama şöyle söyleyeyim, dünyada tahmin ediyorum 1000 tane teknopark var, tam rakamlara ulaştık. Bizde 110, 101 tane oldu. Çok öyle iyi. Bakınca 110'a ulaştık. %10'u bizdeymiş. Şu anda öyle gözüküyor. Dünyada... Biz geçeriz onları yakında. Geçeriz. Ciddi söylüyorum, ben bu espri olsun diye söylemiyorum. Yok. Ben bu ülkenin potansiyeline acayip güveniyorum. Bizdeki potansiyel onlarda yok. Geç başlamış olabiliriz. Tabii. Ama yani sonuç çok farklı olabilir. Teknoparklara gelip gezseniz eminim gezmişsiniz. Oradaki girişimcilerle tanışsanız onların enerjisini tabii, görseniz tabii, çok yükseliyorsunuz. Tabii tabii, ben biliyorum. Bildiğim bir konu. Evet, yani, bilmiyormuş gibi soruyorum ama görevim gereği evet. Öyle soruyorum. Bildiğim bir konu. Türkiye'deki bu tarafın da gerçekten çok önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok hızlanacağımızı düşünüyorum. Yani gençler çok iyi çünkü bizde. Teknoparkların bu kuruluş telaşı bittikten sonra gerçekten artık çıktıya odaklanmaya başladı, girişimciliğe odaklanmaya başladı. Bu süreçte biz bundan sonrasını göreceğimizi düşünüyorum fazlaca. Dünyada da mesela muafiyet veren bizden başka ülke olmadığını biliyorum. Biz devletimizde... Öyle mi? Evet, onu bilmiyordum. Benim bildiğim öyle. Muafiyet, gelir teşvikleri veren, bu kadar destekleyen, onlar daha çok bir ekosistem oluşturuyorlar. İlk başta bahsettiğim işte şey. İşte bak, bu bile bizim arayı kapama çabamız evet. Aslında. Tabii. Bence... Bizim devletimiz bu konuda geç kaldığımızı biliyor. Evet. Bunu kapamak için tabii. Destek veriyor tabii. Ve gerçekten bu desteklerle de bu potansiyelle, bu desteklerle ben bu aranın çok hızlı kapanacağını düşünüyorum. Hele dijital teknolojilerle evet. Bilgiye ulaşım anlamında da bir eksiğimiz yok. Ben olumlu tabii. Bakıyorum geleceğe. Aynı sesi devletin yaptığı girişimcilik tarafında şöyle bir şey var. Bireysel genç girişimci desteği var. 9 bin liraya çıkartıldı bu destek. Personel, çalışan, ekipman desteği. 9 bin lira. Eğer ne demek o? Onu açıkla. TÜBİTAK üzerinden başvurabileceğiniz bir girişim fikriniz varsa, üniversite öğrencisiniz, mezunuysanız başvurabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir fikrim var. Teknoparklar eliyle genelde başvurular oluyor ya da üniversiteler eliyle. Devlet size, TÜBİTAK size 9 bin liraya kadar teşvik veriyor. 900 bin lira. Evet, 900 bin lira. Bilmiyorum. Bunu biraz ete kemiğe büründürelim. Benim bir fikrim var. Ne demek? Nasıl, ne yapacağım? Yani TÜBİTAK'a başvurmak istiyorum. TÜBİTAK'a başvurmak için ne yapmam gerekiyor? Şöyle, yol gösterin. TÜBİTAK bu işi dedi ki ben bir takım üniversiteler eliyle yapacağım, aracı kuruluşlar eliyle yapacağım. Hı. Ben size veriyorum bu hakkı dedi. Bizim o girişimleri biz alıyoruz üniversiteler olarak. Teknoparklara mı Teknoparkları verdi? Teknoparkları üniversitelere verdi. Konsorsiyumla alabiliyorsunuz. Tamam. Uygulayıcı kuruluşlar bunlar. Eskiden TÜBİTAK çok başvuru geliyordu belirli seviyelerde. Orada standardı yükseltmek istedi TÜBİTAK. Şimdi siz bir üniversiteye, bir teknoparka başvurdunuz. Onun belirli bir kriterlerinden geçiyorsunuz. Eğitimler alıyorsunuz. Projenizi daha ete kemiğe büründürüyorsunuz. Sizin sözlerinize söyleyeyim. Daha ayakları yere basır bir hale geliyor. Bazen değişiyor, pivot ediyor, farklı bir yere kalıyor. Herhalde bir form var, onu dolduruyorsunuz. Tabii tabii. Değil mi? Yani tabii. Bir kriterler var. Biz alırken evet öyle. Daha sonra da diyoruz ki sen tamam TÜBİTAK'a başvurabilecek bir seviyeye geldin. Bence bu proje geçer diyoruz verdiğimiz desteklerle. Onlar TÜBİTAK üzerinden başvurularını yapıyorlar. Mentörlük yapıyor musunuz? Tabii. Gel arkadaş bak tabii. Senin eksik nasıl yapıyorsunuz onu? Bunu TÜBİTAK işte kendilerine direkt başvurunca çok her seviyeden proje geliyordu. Bundan rahatsız olduğu için işte bizlere bu şeyi verdi. Bize de yönetemedi bunu... Belki orada öyle bir yapılanma olmayabilir. Evet. Mentörlük anlamında. Evet. Teknoparklara bunun için bir ödeme yapıyor. Teknoparklar başvuruyor. Bunu da alıyorlar. Yani bu yetkinliğe sahip olan uygulayıcı kuruluşlar. Buna uygulayıcı kuruluş deniyor. Alıyorlar diyorlar ki biz fikri aldık. 8 tane 9 tane eğitimden geçiriyoruz. 3 günlük 4 günlük bazen 1 aylık. Ondan sonra onun yanına bir mentor atıyor. Ya bir akademisyen ya da bir şirkete atıyor. Onu en az 3 ay eğitiyor, büyütüyor. Ticarileştirmesine destek oluyor. Daha sonra TÜBİTAK'a başvurmasını sağlıyoruz. Uygulayıcı kuruluşların hepsi buna benzer hizmetler veriyor. Bazıları daha ayrıntılı, bazıları daha şey. Ama TÜBİTAK artık daha ele avuca gelir projeler gelmeye başladı. Yine rakama baktım size gelmeden önce. 3000 tane genç girişimciye de bu 9000 lira destek verilmiş. Şimdi 9000 lira oldu. Çok iyi. Verilmiş. O zaman ben şimdi şöyle bu programı biraz toparlamaya lütfen. Çalışayım. Yanlış anladıysam düzeltin. Olur. Şimdi bir fikrimiz var ama yeterli bilgimiz yok. Bir sertifika programlarına başvurup kendimizi geliştirebiliriz. Sonra fikrimizi tekrar değerlendirebiliriz. İster TÜBİTAK'a başvurabiliriz ya da şirket kurup teknoparklara başvurabiliriz. Burada eksik var mı? Burada şu. Nasıl? Bunu siz toparlayın. Şöyle yapayım. Bir girişim... Bizim çünkü bizi izleyen girişimci arkadaşlara tamam. Yol gösterelim. Yolun çok başındalar tamam. Olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazıları çok iyi biliyor. Tabii. Onlara diyecek sözümüz yok ama belki
arkadaşımız lisede falan ve yolun çok başında ama fikirleri var. Tamam. Girişimciler tarafını az önce tam anlatamamıştım. Eğer teknoparka gidiyorsanız şirket kurmanıza bile gerek yok. Bir fikriniz var. Evet, ön kuluçka diyoruz buna da. Güzelmiş evet, ya. Yani şirket çünkü hiç şirket de başa bela. Tabii. Eğer ne yapacağım şirketsiz? Şirketiniz yok. Diyorsunuz ki ben bir kuluçkaya, teknopark firmasına olmak istiyorum. Gidiyorsunuz, onlar sizi alıyorlar. Ön kuluçka diyoruz buna. Fikir aşamasında aldığımız girişimcilere ön kuluçka diyoruz. Ön kuluçkada fikrinizi 6 ay kadar büyütüyorsunuz. Mentörler, eğitmenler sayesinde. Ya evet, bu fikirden bir şey olur derseniz, çok güzel isterseniz şey şirket kuruyorsunuz. Şahıs şirketi bile kurabilirsiniz. İlla hemen anonim kurmanıza gerek yok. Ondan sonra yine size ücretsiz ofis, mobilya, masa, sandalye, internet veriyor teknoparklar. Mentörlükler sağlıyor. Oradan büyütmeye vesile oluyor. Yani dünyada fikirden daha değerli ne var ki, değil mi? En değerlisini bulmuşsunuz. Gerisi biraz daha kolay. Evet. Biraz uygulamasını göstermek lazım. Fikriniz var ama tabii onu nasıl uyguladınız, sizin kim olduğunuz, background'unuzun i̇şte ne olduğu da önemli. Orada eğitim gerekiyor. Evet. Eğitim orada devreye giriyor herhalde. Biz onun yolunu açıyoruz. Bu aşamada yani sizin söylediğiniz firma olmak, Ar-Ge firmasıysanız, büyük bir firmasıyız, Ar-Ge yapıyorsanız buyurun gelin teknoparklara. Bu ayrı bir şey. Ama bir fikri olan genç bir arkadaşsanız o zaman gelin, ister şirket kurmanıza bile gerek yok. Bir teknoparka başvurun, ön kuluçkaya alsınlar sizi, elinizden tutsunlar, yardımcı olsunlar, büyütürseniz kuluçkaya alırlar. Büyütürseniz Ar-Ge firması yaparlar. Öyle bir süreç ya var. Ya da mevcut firmalardan biri sizin fikrinizi satın da alabilir sizinle birlikte. Elbette. Yatırımcı tercih dediğimiz ediyorsanız şey. Tabii. Yani buna yatırım. Aslında teknoparkların içinde olmak bu. Büyük firmalar görüyorlar sizleri. Ya güzel bir arkadaş, bu fikir de iyi. Bunu yapmaya çalışıyor. İse yatırımcı olabilir. Bununla ilgili de bir kanuni zorunluluk geldi. Müsaade ederseniz ondan da bahsetmek bahsedin, isterim. Bahsedin. Ben 10 sene sonra bu programı yaparsak Türkiye'nin önündeki girişimcilik konusundaki önünü açan en önemli şeylerden birinin bu günler olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir karar alındı. Teknopark firmaları hep başından beri söylüyoruz da değişik muafiyetler alıyorlar devletten. Bu muafiyetlerin %2'sini bir girişimciye yatırma zorunluluğu geldi. Geçen sene itibariyle. Devlet diyor ki sen bu işten çok büyük artılar kazandın, şimdi sen de bunu yatır. Evet. Ve girişimciye yatır. Girişimciye geçen seneki rakam 780 milyon TL'ymiş. Bu sene 1 milyar TL. Yani aslında 1 milyar TL girişimci ekosistemine bir para girecek. Ve kanun bunu şöyle zorunluyor. 100 bin lira yatırmanız gerekiyor ya, 99 yatırdınız, 100 bin lira üzerinden ceza keserim sana diyor. Oo. Paranın hepsini yatırman lazım diyor, üstüne düşen görevin. Öyle olunca hani hakikaten iyi niyetli bir zorluk. Bu artırıldı galiba değil mi? Şimdi %2 idi, %3 oldu. O yüzden bu seneki rakamın daha fazla olacağını düşünüyorum. Şimdi her sene 1 milyar TL'ye yakın bir paranın girişimci ekosistemi girmesi zorunlu hale getiriliyor. Ya o zaman şöyle bir durum var. Çok ciddi bir para var, girişimcilere vermek istiyor. Evet. Zorunluluğu var. Aynen. Yani dolayısıyla Türkiye'nin girişimci arkadaşlara ihtiyacı var. Evet. Yeni fikirlere ihtiyacı var. İyi fikirlere Çünkü ihtiyacı var. İyi fikirlere ihtiyacı var. Çünkü burada bir yatırım yapmak zorunda olan bir kesim var. Evet. Parası var ve bunlar fikir arıyor, yenilik arıyor. Doğru mu? Evet. Çok güzel. Bana bu çok gelir. Senenin sonuna doğru o parayı çıkartmaları gerekir. Hemen teknopark firmaları arar. Ya biz parayı ne yapacağız Cem Bey diye sorarlar. Ya bir fona yatırması gerekiyor girişimcilere aktarması girişim için. Fonu oluyor. Ya da direkt bir girişimciye, ben size de söylemiştim. Ben bir girişimciye direkt yatırılmasını daha anlamlı buluyorum. Eğer zamanınız varsa bu konuda da böyle bir vakit ayırmak, bir girişimciye mentörlük yapmak istiyorsanız bir teknoparka gidin. Bir girişimciye çok hayırlı bir yatırım. Evet. Hem de karlı bir yatırım olabilir. Tabii. Hayırlı olduğu kesin. Kârlı olduğunu zaman gösterir ama çok önemli bir iş bu. Bir de siz kendi tecrübenizi aktarırsınız. O girişimcinin önünü açarsınız belki. Yani para bile vermenin yanında bu smart money diyorlar. Akıllı para aslında aktarmış oluyorsunuz. Peki, siz yanında oluyorsunuz. Zor bir soru. Yani şimdi her fikir de iyi fikir değil. Değil. O kadar çok fikir var ki yatırımcı ne yapacak bu girişim anlamında? Onun işini nasıl kolaylaştırıyorsunuz? Onunla teknoparklar ilgili bu işe yarıyor mu? Tabii. Teknoparklar da bunun için mekanizmalar sunuyor. Bizim elimizde 100 tane girişimci var diyelim. Onun belli ölçekte olanları, artık ürünleşmiş, pazara çıkmışlarını yatırımcıya gösteriyoruz. Hangi ölçekte yatırım yapacağınıza bağlı olarak. Hmm. Yani ona bir ticket size derler. 100 bin lira mı yatıracaksınız, 1 milyon lira mı yatıracaksınız? Ona göre sizin odağınızdaki girişimci değişiyor. 100 milyon yatıracaksınız, başka girişimciyle görüşmeniz lazım. Biz onlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Ama birebir girişimciliğe tanıştığınız zaman aslında fikir kadar önemli girişimcinin motivasyonu, isteği, yapma isteği. Bunu görünce zaten ondan etkileniyorsunuz. Fikir dediğiniz şey değişebilir bir şey malumunuz. Hepimizin fikirleri değişiyor. Yolda değiştirebiliriz, başka bir yere getirebiliriz ama girişimciyi tanıdığınız zaman ben bu arkadaşa yatırım yapmak istiyorum derseniz teknoparklar da bununla ilgili elinden gelen desteği veriyor. Peki birkaç dakikamız kaldı. Hani bu programda ben sözü size bırakayım, eksik bir şey kalmasın. Ya keşke şundan da bahsetseydim
diye düşünmeyeceğiniz şeylerle kapatalım programı. Tamam, teşekkür ederim. Hepsini söyledik ama belki şunu da söylemek lazım. Buyurun. Teknoparkların en önemli misyonlarından biri de üniversite sanayi işbirliğini sağlamak. Bunun için de teknoloji transfer ofisleri eliyle yapar. Bütün teknoparklar teknoloji transfer ofisi işletirler. Orada da aslında maksat şudur. Üniversitedeki bilginin sanayiye ulaşması. O tarafta bir boşluk kaldı sohbetimizde. Çünkü bir üniversiteler vardı teknoparkların yanında. Teknoparkta da şirketler var. 10 bin tane. 100 tane teknopark var ama arkadaki üniversiteyle teması kuracak, o akademik bilgiyi sanayiye, sanayinin bilgisini akademisyene bulaştıracak yapılar var. Bunları da teknoloji transfer ofisleri kanalıyla yapıyoruz. Yine teknoparklar girişimcilik merkezinde işletmek zorunluluğu olduğu gibi teknoloji transfer ofisinde işletirler. O da teknoparkın içinde. Evet, üniversitenin içinde de olabiliyor ama teknoparkların içinde teknoloji transfer ofisi birimleri vardır muhakkak. Çünkü o firmaların en önemli sorulardan sorudur şudur. İşte Cem Bey, bize şöyle bir teknoloji lazım. Şu konuda çalışan akademisyene ihtiyacımız var derler. Onu da bilmeniz için o birimler, ofisler üzerinden sağlarsınız o transferi. Peki eğitim bu işin neresinde? Eğitim var mı? Yani eleman yetiştiriyor musunuz? Teknoparklar eleman yetiştirmiyor ama şöyle tabii yani. İhtiyaç mı yok? İhtiyaç çok ama. Niye ona girmiyorsunuz? Şöyle, uzman yardımcısı uzman alıp oradan yetiştiriyoruz aslında. Yani bir eğitim programı yapılmıyor ama genç tecrübesiz arkadaşları alıp daha tecrübeli arkadaşlarla öğrenmesini sağlıyoruz. Çünkü 101 teknoparkta ortalama 50 kişi çalışırsa işte 5000 kişilik bir ekosistem olduk. Ve bizim de personel arayışımız her zaman devam eder. Kolay değildir yetişmiş kalifiye birini bulmak. Evet, tabii. Büyük teknoparkların böyle bir misyonu da var. Onlar yetiştirirler genelde. Genç birini alırlar. Üstteki ekipler onları eğitir. Onlar diğer yerlere transfer olurlar. Şimdi ben de 3. Teknopark'ımda görev yapıyorum bu sebepten. Çünkü hep başka yerlere transfer olur. İhtiyaç var. Üniversiteler değişik projelerle bu istihdam açığını kapatmaya çalışıyor. Teknoparklar da buna paydaş ama teknoparkların böyle bir misyonu yok. Ana bir görevi yok ama bir şekilde sağlıyoruz aslında. Şöyle bitirelim. Size mesela şöyle mutlaka geliyordur eş, dost, ne yapacağını bilemeyen evet, genç çok. Arkadaşlar ya karar veremiyor. Böyle çok hepimiz çok. Yaşadık o dönem. Onlara böyle bir şeyle bitirelim. Ne dersiniz? Ne tavsiye ediyorsunuz? Tabii şöyle, eğer bir fikriniz varsa o fikri en iyi sizin biliyor olmanız lazım. Ben sizden iyi biliyorsam o fikirde bir yanlışlık vardır. O yüzden iyi biliyorsanız dünyadaki rakipleri, Türkiye'deki rakipleri, o pazarı. Mesela halı satmak istiyorsunuz internetten ama halı pazarını benim sizden daha iyi bilmemem lazım. Siz bunun uzmanıyım diye geliyorsunuz. Bir de iş planı hazırlamanız gerekiyor. Eğer bir yatırımcıyla görüşecekseniz ufak bir sunum, 10 sayfalık, 12 sayfalık ufak bir sunuma ihtiyacınız var ki karşı tarafın ilgisini çekebilirsiniz onu size zaman ayırabilmesi için. Önce fikrinizi en iyi siz bilin. Sonra da bunu bir iş planı haline getirin. Teknoparkların, girişimlerin, merkezlerin kapısını çalın diyorum. Tamamdır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bu bölümü girişimcilik konusunda kafa yoran, gelecek endişesi olan, gelecekte ne yapacağım diyen genç arkadaşlarımıza defalarca izletin. Görüşmek üzere. Teşekkürler.